Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında kriminal tiplerin ortalıkta dolaşmasından rahatsızız demişti. İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Çember 23 adı verilen operasyonla sadece bir gün içinde hakkında yakalama kararı bulunan 4139 kişi yakalandı. 50'si cinayet, 106'sı cinsel saldırı, 700'ü hırsızlık, 140'ı dolandırıcılık, 360'ı yağma, 721'i narkotik, 448'i de organize suçlardan aranıyordu. Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Artan şiddet olayları ve kadın cinayetlerinin ardından hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu dikkat çeken sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı Çember 23 operasyonuna imza attı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve her biri ayrı ayrı suçlardan yıllardır aranan 4139 şüpheli yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında ceza infaz hükümlerinde yapılacak değişiklikleri anlattı. 5 suç kaydı olan birinin diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bu sabah 81 ilde Çember 23 operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında mahkemelerce hapis cezasına yönelik yakalama kararı verilen 4139 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. O şüphelilerden 4065 ve 5 yıldan az süredir aranıyordu. 51'inin 5 ile 10 yıl arasında, 28'inin de 10 yıldan uzun süredir arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin 700'ü hırsızlıktan, 140'ı dolandırıcılıktan, 360'ı yağmadan, 50'si cinayetten, 106'sı cinsel suçlardan, 721'i narkotik suçlardan, 49'u terör suçlarından, 448'i kaçakçılık ve organize suçlardan, 1565'i ise diğer suçlardan aranıyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu, hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokaklarımızı tedirgin etmesine müsaade etmeyeceğiz notuyla paylaştı.